parça falan da var ha. Birkaç parça bunun altında. Bak burada lan. İki parçası bunun altında. Memur sağlam duruyor. Terra sağlam duruyor. Ancak burası tokala şey. Geçince kardeşi ikinci orum testi bizim başa geçiyor. Burada tekrar söyleyecek olursak Cendere Köprüsü sağlam. Burada tek tek o şeyler var mevcut yani. Ha bu dördüncü olduğunu evet, söylüyor. Dördüncü su. Üç, dört. Karşı ustalar bunu yaparken şu sıralamanın delta o bir simge sadece şuradaki dörtten bunların tamburların hangi izle geleceğini. Burada beş bu. Beş, altı idi. Bakalım beşe. Bunun üzerindekini aldık. Bizim üzerindekini aldık. Evet. O müzeye taşıdık. Tokalaşma. Evet, şu anda milattan önce 36 ile 21 yıllar arasında yapılan Karakuş Tümülüsü'ndeyiz. Yaklaşık 2043 yıllık bir eser. Bu tümülüsün etrafında malum sütunlar ve sütunların üstünde gücü de simgeleyen, tokalaşmayı, vedalaşmayı sembolleştiren birçok eserleri görüyoruz. Bu sütunlar yaklaşık 2043 yıldır ayakta duran sütunlar ve arkamızda görmüş olduğumuz sütun üzerinde aynı zamanda bir vedalaşma figürün olduğu, tokalaşmayla birlikte bir vedalaşmanın sembolize edildiği figürün olduğu çok büyük bir sütun. Ve 2043 yıl ayakta duran bu sütunun 6 Şubat depreminde yıkıldığını hep birlikte müşahede ettik, tekrar yerinde gördük. Bu bize aynı zamanda bu depremin şiddetinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sarsıcı bir deprem olduğu, 2043 yıl boyunca ayakta duran bu sütunu bu şekilde yere serildiğini görerek bir kez daha hakikaten depremin sarsıcı etkisini hep birlikte yaşamış ve görmüş olduk. Tabii çok önemli bir yıkım, çok büyük bir yıkım. Bu yıkımda herhalde tarihin bugüne kadar kaydettiği en önemli tesirlerin olduğu, en önemli zararların, mağduriyetlerin yaşandığı, can kaybının yaşandığı büyük bir afetle karşı karşıyayız. O ilk andan itibaren biz de burada, bu coğrafyada, bu bölgede, şehrimizde, ilimizde, ilçemizde, köylerimizde, her tarafta bu sarsıcı depremin etkisini azaltmak, yaraları sarmak adına bütün devlet imkanlarımızla, hükümetimizin bütün imkanlarıyla, bakanlarımızla, iki kez Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Milletimizin her kesimiyle, STK'larımızla birlikte bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çok üzüntü verici bir deprem hasar bıraktı. Şehirde çok ciddi bir hasar var biliyorsunuz. Hep birlikte yaşıyoruz bunu. Tarihi eserlerimiz perspektifinden bakıldığında hiç hasar görmeyen yapılarımız var. Az hasar gören mekanlarımız var. Ciddi hasar gören yapılarımız var. Öncelikle tabii burayla özdeşleşmiş olan Nemrut'da gittik, yakından gördük. Hiçbir tesir, depremin hiçbir tesirini orada görmedik. Şükürler olsun. Orası olduğu gibi devam ediyor. Cendere Köprüsü aslında çok eski, binlerce yıllık bir yapı. Ve sahada kullanılıyor olmasına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını orada tespit ettik. Perre, Adıyaman'ın içerisinde çok önemli bir antik kent. Orada da hiçbir sorun yok. Bunun yanı sıra Kahta Kalesi'nde ufak tefek eksiklerimiz var. Adıyaman Müzemizde ve Arsemiya
ören yerinde de ufak tefek hasarlarımız var. Ama bunları hızlı bir şekilde yapıp tekrar hizmete alacağız. Tabii bu arada hemen içinde bulunduğumuz Karakuş Tümülüsü, burası da çok önemli bir ören yeri. Buraya da hızlı bir şekilde müdahalemiz söz konusu. Bir sütun, 4 tane sütun var. Bu sütunlardan önünde bulunduğumuz sütun devrildi. Bir sütun, sütun da üst üste dizilmiş taşlardan oluşuyor. Dolayısıyla devrilen sütunun parçalarında bir kırılma ve dağılma olmadığı için şanslıyız. Bu anlamda ilgili teknik ekip buradaki zemini de dikkate almak suretiyle bu taşları yeniden teknik heyeti ve bilim heyeti gözetiminde tekrar üst üste dizerek eski haline getirmeyi planlıyoruz. Fotoğraflar var. Hafif sekiz aşağı gitmiş. Ama şehirde gelmiş. Evet.